Şunu söyleyeyim, yani bu bence Arabistan'daki, Suudi Arabistan'daki son 1,5 yıllık iktidar değişimiyle çok ilişkili diye düşünüyorum. Ya da son 1,5-2 yıldır ya da Mısır'daki darbeyle de biraz alakası olan, bölgedeki dizaynla da ilişkisi olan Suudi Arabistan'daki iktidar değişimiyle çok yakından ilişkili bir şeydir. Yani son 1,5 yıla bakın, Muhammed bin Salman'ın iktidara gelmesiyle birlikte Batı medyası çok ciddi bir parlatma süreci yaşadı. Yani bence bu pervasızlığın arka planında biraz ABD, İsrail ve Batı medyası eksenli bir pohpohlama var. Yani müthiş bir parlama var. Onun üzerinden bir pervasız biçimde, gözü kara biçimde böyle bir operasyona kalkışabilir diye düşünüyorum. Bence kalkıştı da. Ha, istihbarat örgütlerinin haberi var mı? Vardır. Yani onlar çok iç içe yaşıyorlardır da. Ama organizasyonu bence o genç prens planladı. Onun nedeni de Veliaht Prens. evet, Veliaht Prens planladı diye düşünüyorum. Zaten öyle olduğu ortaya çıkacak. O pervasızlıktan kaynaklanıyor. Ama bir de geriye dönün bakın, Cemal Kaşıkçı ile birebir ilişkisi var. Şöyle bir ilişkisi var. Yani onun ilk Washington'daki yazılarına bakın. Tamamen Salman'a yönelik ağırlıklı yazılardır. Ve Arabistan özelinde de çok yankı uyandıran yazılardı. Bence oradan da birebir bir ilişkisi vardı. Takmış ona. Yani ona takmış yani. Yani bu olabilir bir şeydir. Yani geçmiştekiler, hani bir Suudi Arabistan Büyükelçisi şöyle bir Ama şey... işte o istihbarat örgütlerinin haberdar olmaması mümkün değil. Ya yani, mümkün tabii. Değil ama şöyle yani bir şey... infazına karar vermişse bitmiştir. Onlar haberdardır. O karar verir. Şimdi düşünün. Yani Lübnan Başbakanı'nı otelde hapsetti. Kim ne dedi? Dünyanın sesi çıktı mı? Tabii. Hiç kimse ses çıkmadı. Zaten onlardan cesaret aldı ya. Zaten onlardan cesaret evet. aldı. Yani onlarca Yunan başbakanını kaçırdı. Hapsetti, kendi kraliyet ailesini topladı bir otele attı. Ve evet. Buna rağmen koydu. Hala adam İslam toplumunun geleceği olarak sunuldu yani falan Batı medyasında. Genç adam düşünün. Bütün bunları yapıyorsunuz. Arkanızda ABD sesi çıkmıyor. İsrail'den de destekliyor. Sonra İsrail, ABD, Suudi Arabistan, Mısır eksenli bölgede bir dizayn oluşturmaya çalışıyorlar. O aradan İran, Türkiye üzerinden başka formülasyonlar var. Bizim yanı başımızda Suriye'de PYD, PKK eksenli süreci ABD'nin direkt desteklediğini biliyoruz ama Suudi Arabistan'ın bakanı geldi, Rakka'daki şeyi boşaltma hikayesi vardı ya, McCork'la birlikte fotoğraf verdi. Zaten Arap Baharı dedikleri Zamazingo geldi geldi. Ya, geldi geldi. Suriye'de bunu oluşturdular. Başka bir şey Lübnan değil. Lübnan gibi çok kritik bir yerin başbakanını evet. kaçırıyorsun. Kaçırıyorsun ya. Hiçbir şey olmuyor. Ha şimdi Batı yarattığı canavarı tepki göstermiyor. Tabii ya hiçbir şey olmadı. Evet. Sonra şimdi gazeteciyi öldürsem evet. ne olur? Ama Amerika'da da pohpohlandı. Revizyonist. Batı şimdi öyle bir yalan. Dünyayı değiştiriyor, Suudi Arabistan'ın evet. hayatını değiştiriyor diye. Batı işte oluşturduğu, destek verdiği canavarın yaptığı eylemle karşı karşıya. Şimdi bu eylemin yansımalarını göreceğiz. Bence Türkiye'ye yönelik bir boyutu vardı bu işin. Yani neydi bu? Onu nereden anlıyorum? Ben şöyle anlıyorum. Şimdi demin biraz da eleştirdiğimiz yani bir nokta var. Türkiye'de olması bir tesadüf müdür? Çünkü şöyle iddialar bir şey da var. Bir anda Türkiye'de konsolosluğa başvurunca alelacele böyle bir infazın gerçekleştiğine yönelik ama bu anlamda belki de Türkiye 4 süreci... 4 gün 5 gün var bakın 28'inde ya 27'sinde başvurunca oluyor. 28'inde bilgiyi alıyorlar, bilgiyi aldıktan sonra hazırlık yapıyorlar, iyi de karşılıyorlar, her türlü şeyi yapıyorlar. Ha orada burayı niye seçtiği meselesi belki yönlendirildi. Yani önce Washington sonra... İngiltere sonra ama burası. Ama galiba burada de, nikahlanacaksa belge burada lazımsa belki buradan alması. Ya da belki de burayı daha güvenli. Burada da evlilik de burada. Burada daha güvenli görüyor. Dışarıda taşeron kullanıp dışarıda infaz etmediğine göre kesinlikle bayıtarak böyle tek parça temiz çıkartmak istediler. Herhalde. Temiz çıkartmak istediler. Orada bir şey oldu yani. Yani şey, belki ben tabii ben Kaşıkçı'yı aldık diyeceklerdi. Evet, aldık götürdük deyip Türkiye'nin karizması çizilecekti. Bence proje buydu. Belki bu suçüstü evet, oldu. Suçüstü oldu. Evet. Yani bunu... Ama Türkiye çok iyi çalışmış. Bunu görmemiz lazım. Neden karizması çizilsin ki? Kendi konsolosluğun içinde ders desettiği bayık evet, ben de baştan öyle ben oradan gittim. Dünyaya öyle duyuracaklardı. Onun bence orada bir tek şeyi söylenebilir. Bakın şimdi ABD'de temiz bir iş yapacaklar. Bu adam ortadan çıkartacak. ABD'de Türkiye aleyhtarı bazı güçler şu anda şunu yayıyorlar. Türkiye güvensiz ülke. Şimdi bunu neye göre yayıyorlar? Yani bu düpedüz Türkiye'ye şunu söylüyorlar. İşte bir gazetecinin hayatını şey yapamadınız. Halbuki şimdi sokakta olsa
O argümana bir yere kadar hak verelim. Burada. Ama sokakta da olsa bence o çok güvensiz ülke iddiasını seslendirmeye yetmez. Londra'nın göbeğinde kimyasal silah saldırısı yaptılar. Ama tabii iş Türkiye'ye gelince biraz farklı da. Evet yani, aynen doğru. İşte biraz önceki o Düsseldorf'taki şeyinin neydi? Prens'in söylediği gibi biraz ben çok akıllıyım. İşte buradaki konsolosluk. Ha buralar daha kolay. Ben şimdi Türkiye'de buradan zor. Bir şey başka bir yere geleceğim. Saçma bir algıya yönelik ifadeleri belki vardır. Belki de o bilinçli olmasa bile bir algıyı sahiplenmiş yani, ya da algıyı veya bir algının karşılığı o. Ben buradan başka bir yere geleceğim. Bence Sayın Eski Müdür söyledi bunu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gitmesi. Ben giderken de bu Bin Salman'la görüyor, Muhammed Bin Salman'la görüştü. Bakın bu bence... Mi? Görüştü. Tabii görüştü. Kısa bir görüşme yaptı. Şimdi yani bu görüşmeyi ama kralla yapması... daha kameralar önünde karşılamaya da gitmedi. Çok da ortalarda görünmedi. Çünkü çok ortaya bu çıkmış. Bu ABD istemen... açısından müthiş bir negatif bir şeydir. Yani çok, çok. Ben çok. Negatif bir şey duyuyorum. Yani bu Türkiye'de konsoloslukta bırakılan izlerden daha büyük bir iz. Daha büyük bir izdir. Yani, bu çok enteresan bir şeydir. ABD bunun altından nasıl kalkar bilmiyorum. Çünkü kamuoyunu ikna etme ihtimalleri yoktur. O görüşmeyi yaparak... Bakın şöyle ama bir bence... Ama hangi kamuoyunu Mahmut? Ya doğru da hangi kamuoyunu? Yani. Şöyle bir şey var ama bak... Amerikan medyasındaki haberler şey değil yani Amerika'yı... Ama şöyle bir şey var. Şimdi haber sonuçta var mı? Washington Post yazarı. Yani ben geçen gün de söyledim. Fukuyama gibi birisi bile buna tweet atıyorsa öyle veya böyle... Tabii ki şunu tabii. Söylemiyorum. Daha çok konuşulacak. Yani. Ha konuşulacak. Doğru, doğru. Bu baskı... Bu bir kamuoyu zaten. Bakın şöyle bir şey. Batı kamuoyularının öyle veya böyle bir gücü var. Bakma Türkiye'ye karşı bir negatif tarafları var. Doğru. Ama böyle bir cinayet karşısında da o hassasiyeti gösterecekler. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi bu ilişki bence orada Suudi Arabistan'da bir yönetim değişikliğine yol açacak. Bu Türkiye'de Türkiye'nin bu süreci doğru yönetmesinin getirdiği bir sonuç. Yönetim değişikliği derken bir veliaht prens Muhammed Bin Salman gider. Ya ben o giderse Orta Doğu'da çok iyi bir gelişmedir. Orta Doğu için çok hayırlı bir gelişmedir. Vallahi doların 4 üçe inmesi bu anlamda.